17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor. Başımıza bir daha böyle kötü hadiseler gelmemesini temenni ediyorum. Konuşmama başlamadan önce Şanlıurfa sporumuz için işini gücünü bir kenara bırakıp sevdasının peşinde gelen çok kıymetli Asi Şimşekler taraftar grubuna canı gönülden şükranlarımı sunarım. Biz var oldukça Çorlu Spor yıkılmaz. Bu vesileyle şehrimizin sevilen simalarından taraftarımızın gönlünde tat kurmuş, tribünümüzün çok kıymet verdiği Sayın Yusuf Gümüş'e ve Sayın Serkan Erçili'ye bizleri yürüdüğümüz bu yolda hiçbir zaman yalnız bırakmadıkları için saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Göreve geldiğinden bu yana bizlere umut ışığı olan, düştüğümüz bu haksızlık karşısında dik duruşunu bozmayıp tepkilerin çığ gibi büyümesinde yardımcı olan Çorlu Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Sarıkurt'a da teşekkürü borç bilirim. Çevre komşu illerimizin verdiği desteği asla göz ardı edemeyiz. Özellikle kardeş takımımız Lüleburgaz Spor'un Tayfa 1967 grubuna, Uzunköprü Spor'a, Velimeşe Spor'a, Edirne Spor'a, Tekirdağ Spor'a ve Silivri Spor camiasına konuyla ilgili hassasiyetlerini vurgulayıp bizlerin yanında oldukları için, desteklerini esirgemedikleri için teşekkürlerimi iletirim. Ayrıca sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla konuyu gündemde tutmamıza yardımcı olan siyasi partilerimize verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz. Bu vesileyle Çorlu'muzun güzide kulübü Çorlu Spor 1947'nin içlerinde nasıl bir özlem, nasıl bir tutku, nasıl bir aşk barındırdığına hepimiz şahit olduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop hocamız başta olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi Tekirdağ Milletvekilimiz Mustafa Yel, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekillerimiz Candan Yücer ve İlhami Özcan Aygün'den de haklı beklentimiz karşısında gerekli girişimlerde bulunmalarını temenni ediyoruz. Gelelim gündem konumuza. Haftalardır sıcak gelişmeler yaşanan Türkiye Futbol Federasyonu'nda akıl almaz kararlar alınmakta. Çorlu Spor 1947 takımımız mücadele ettiği Süper Amatör Ligi'nde pandemi dolayısıyla son 4 maçını oynayamamıştır. Fikstüre bakacak olursak 1. sıradaki Kapaklı Spor'la aramızda 3 puan fark vardır. Üstelik iptal edilen ilk maçımız da Kapaklı Spor'laydı. Türkiye Futbol Federasyonu bu kararları alırken neyi göz önünde bulunduruyor? Bu bizim için merak konusu olmuştur. Şayet fikstüre bakılmış olsaydı ligin en favori takımı biz olduğumuz bilinir ve bu karar alınmazdı. Diğer klasmanlara baktığımızda sıralama fark etmeksizin liderle arasında 3 puan fark olan bütün takımlar bir üst lige çıkmaya hak kazanmıştır. Buna en yakın örneği Tekirdağ Spor'un 4. sırada olmasına rağmen bir üst lige çıkmasını verebiliriz. Fakat bu hak neden bize tanınmadı? Ayrımcılık had safhada. İstanbul Süper Amatör Liglerine bakacak olursak 1 puan bile toplayamayan takımlar yine bir üst lige çıkmaya hak kazanmıştır. Bizler hak hakkımızın gasp edildiğini düşünüyoruz. Ve bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı bildiririz. Siz değerli siyasi partilere, Çorlu Spor 1947'nin gerçek sahibi olan taraftarımıza, basın mensuplarımıza geldikleri için çok teşekkür eder. Şehrimizin markası olan Çorlu Spor 1947'nin hakkını bütün platformlarda taşıyacağımıza taraftar grubumuzun adına söz veriyorum. Umarım şehrimizde oluşan bu birlik ve beraberlik, önce bölgesel amatör lige, sonrasında profesyonel liglere kadar gider. Unutmayın, başka Çorlu Spor yok. Asi Şimşekler taraftar grubu adına saygılarımla. Bugün taraftar grubumuz, şehrimizin markası Çorlu Spor 1947 ile ilgili bizleri bir araya getirdi. Siyasi partilerimizin temsilcileri var. Hemşeri derneklerimizin temsilcileri buradalar. Tabii liderle aramızda 3 puan fark vardı. Liglerde, bölgesel amatör ligde 3. lige geçerken öncelikle Tekirdağ Spor'un 3. ligde bulunacak olmasına duyduğumuz memnuniyeti ifade edelim. Ama şartlar, koşullar aynıyken Çorlu'muzun değeri, Çorlu Spor'un da bu noktada bölgesel amatör lige yükselmesiyle ilgili talebimizi de, şehrimizin talebini de taraftarlarımız vesilesiyle bir kere daha sizi paylaşmış olalım. Kulüp yöneticilerimiz, milletvekillerimizle iletişim halindeyiz. Bu noktada şehrin talebini, taraftarın talebini ilettik. Beklentimiz sadece bize özel değil, ülkemizde, bölgemizde gerçekleşen
bu fırsatı şehrimizin kulübüne de Çorlu Spor 1947'ye de tanınması noktasında bizler şehirde hep beraber bu amaç doğrultusunda hareket ettiğimizde ümit ediyorum karar vericiler bu noktada bizlere eşlik edeceklerdir. Ben burada AS Şimşekleri canı gönülden kutluyorum. Bildiğiniz üzere Türkiye genelinde bu pandemiden dolayı bütün spor karşılaşmaları iptal edildi. Tekirdağ sporumuz bölgesel amatörden 3. lige çıktı ve 3. ligde şu an 4. grubun kurulması gündemde. Bu şekilde 4. olan bir Tekirdağ Spor 3. lige çıktı deniliyor ve çıktı. Biz de aynı şeyi bölgesel amatörde 12 grup var. Bizim gibi mağdur takımların başkanım bir üst lige bölgesel amatörü alınarak 12 grubun gerekirse 13-14 gruba çıkarılarak örnekleri var. Bu sene buna bir tolerans tanınması gerçekten böyle bir büyük bir camianın, böyle büyük bir şehrin takımının yalnız bırakılmayacağını, bu serzenişlerimizin de dikkate alınacağını düşünüyorum. Bir futbol sever olarak buradayım. Çorlu Spor'u seven bir arkadaşınız olarak buradayım. İnşallah gerekli görüşmeler yapıyor Sayın Başkanım. Vekillerimizle devrede, hocamızla görüşüyoruz. Mustafa Şentop hocamız da konuya vakıf. İnşallah sesimizi duyuracağız. Birkaç güne kadar inşallah hayırlı haberler alırız diye düşünüyorum.